Öncelikle Kanal 2021 TV izleyicilerine saygılarımı sunuyorum ve Kanal 2021 TV'ye yayın hayatında başarılar diliyorum. İşte bugünlerde 4-5 günden beri Türkiye'nin gündemini işgal eden en önemli konu Türkiye'nin Gara'ya yaptığı operasyon, Irak sınırları içerisinde yer alan PKK'nın önemli üslerinden biri durumunda. Ve bu operasyon sırasında yaklaşık 5-6 yıldan beri PKK'nın elinde rehin tutmuş olduğu 13 vatandaşımızı infaz etmesi. Bu tabi doğal olarak çok büyük bir infiale, tepkiye yol açtı. Bütün milleti ayağa kaldırdı ve bir millet daha da gündemi işgal edeceğe benziyor. Gerçekten de dünyada örneği az olan bir uygulamayla, bir vahşetle karşı karşıya kaldık. Yani 5 yıldan, 6 yıldan beri elinde rehin durumunda, elleri kollar bağlı insanları bir saldırıya, bir çatışma meydana geldiği zaman onları hemen infaz etmek, bu hiçbir şekilde izah edilebilecek bir olay değil. Ama bu olay 13 kişinin şehit edilmesinin ötesinde, 13 vatandaşımızın şehit edilmesinin ötesinde çok büyük anlamları olan bir olay. Yani daha genel bir değerlendirme yapılabilir ve daha genel bir perspektifle ele alınabilir. PKK 5 yıldan bu yana, 2015 yılından bu yana bir çöküş sürecinde, bir gerileme döneminde. Bu Amerika iktisadının dayadığı Amerikan emperyalizmi durumuyla da yakından ilişkili. Amerikan emperyalizminin bölgede inisiyatifi elde tuttuğu, saldırıya geçtiği, Irak'ı işgal ettiği, Büyük Orta Doğu Projesi'ni uygulamaya çalıştığı ve Arap Baharı hareketleriyle Arap ülkeleri ne istediği şekilde düzenleme operasyonlarını yürüttüğü dönemlerde PKK'yı da altın dönemini yaşadı. Yani Amerika'nın yükselmesi bölgede PKK'nın da yükselmesi anlamına geldi. Irak işgalinden hatırlanacağı üzere Irak işgalinden hemen sonra Türkiye'ye dönmüştü. Daha öncesinde yaklaşık 4 yıl süren bir sessizlik dönemi vardı. Silahlarını bırakmıştı. Türkiye'den çekilmişti. Irak'ın kuzeyinde bulunuyordu. Ama Irak'ın işgali üzerine, Amerika'nın Irak'ı işgali üzerine koşulların uygun hale geldiğini düşündü. Daha doğrusu Amerika tarafından yeniden Türkiye'nin içerisinde silahlı eylemler yapmaya yönlendirildi. Tabii o dönemde Türkiye'de BOP eş başkanlığı hüküm sürüyordu. Hükümette BOP eş başkanı diyen kuvvetler vardı. Bu durum PKK'ya önünü açan, onlar açısından durumu oldukça elverişli hale getiren bir ortam anlamına geliyordu. Nitekim bu dönemlerde hatırlanacağı üzere Oslo'da ve Brüksel'de PKK heyetleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlendirdiği heyetler arasında görüşmeler oluyordu ve buralarda PKK heyetlerine açıkça Türkiye Cumhuriyeti adına, hükümet adına ne isteğiniz varsa söyleyin yapalım deniliyordu. Bu şekilde ta 2013 yılına kadar geldi Kürt açılımı ve onun gereği olan politikalar uygulanarak 2013 yılında da bu işbirliğinin doğruluğunu seyrettik hep beraber. Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarına başbakan, o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan gitmişti. Mesut Barzani gelmişti Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nden. APO da bir mesaj gönderdi. Mesajı orada okundu. Yani üç konuşmacısı vardı o Nevruz mitinginin. Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Barzani ve Abdullah Öcalan. Şimdi bu durum 2015 yılına kadar sürdü. 2015 yılında yapılan seçimlerin ardından Amerika'nın bölgedeki planları uyarınca PKK yeniden harekete geçti. Seçim 7 Haziran günü yapılmıştı 2015'te. PKK o seçimde açıkçası çok büyük bir başarı kazanmıştı. 83 milletvekili çıkarılmıştı. %14 oy oranı kendilerinin rüyalarında bile görmeyecekleri bir oy oranıydı. %14'e yakın bir oy oranıydı. Fakat tabii mesele Türkiye siyasetinde bir yer edinmek değil, PKK açısından mesele Amerika'nın bölge planları açısından kendilerine düşen görevi yapmaktı. Dolayısıyla bu büyük seçim başarısının hemen haftasında silahlı eylemlerine yeniden başladı, yol kesmeye başladı, adam öldürmeye başladı ve devlet buna bir iki ay kadar sabır gösterdi, tahammül gösterdi.
Ama 24 Temmuz 2015'te PKK'ya karşı harekete geçti. Bu bir dönüm noktasıdır. PKK tarihi açısından da bir dönüm noktasıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından da bir dönüm noktasıdır. Ve ondan sonra yani şu bakımdan bir dönüm noktası aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika'ya karşı harekete geçti. Burada PKK değildir söz konusu olan. PKK bir paravan örgüt durumunda. Aynı durum FETÖ ile mücadele açısından da geçerli. Türkiye FETÖ'ye karşı harekete geçtiği zaman ve en son 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimini bozguna uğrattığı zaman gerçekten bozguna uğrayan Amerika'ydı. Aynı durum PKK için de geçerli. Amerika ile bir sefer karşı karşıya geldikten sonra Türkiye arkasından kaçınılmaz olarak diğer adımlar da attı. İşte bu Fırat Kalkanı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatları ile Amerika'nın bölge planlarına çok önemli bir darbe vuruldu, bozguna uğratıldı o planlar. Bunlar aynı zamanda PKK'nın da hakimiyet alanlarının kaybedilmesi anlamına geldi. Ülke içerisinde teröre karşı çok büyük bir mücadele yürütüldü. 2019 yılında Diyarbakır Anaları'nın Diyarbakır'da HDP binası önünde başlattığı oturma eylemi tarihi önemli bir eylem oldu ve PKK'nın da gerileyişinde çok önemli bir dönüm noktasına işaret etti. Bölgede yakın zamana kadar PKK'nın halk içerisinde, Güneydoğu'da özellikle bir psikolojik üstünlüğü vardı, bir psikolojik hakimiyeti söz konusuydu. Diyarbakır Anaları'nın eylemi bu hakimiyette son verdi. Bu bakımdan PKK'nın çöküş sürecinde çok önemli bir dönüm noktası olarak ele alınabilir. Son 13 vatandaşımızın şehit edilmesi olayı da böyle bir olaydır. Aslında çöküşe doğru gitmekte olan PKK'nın intihar etmekte olduğunu görüyoruz. Bu olayla birlikte. Çünkü bu Türkiye'de etnik kökeni kim olursa olsun. Yani hangi ben HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın da ezici çoğunluğunun böyle bir olayı tasvip etmediğini, bunu nefretle kınadığını biliyorum. Dolayısıyla aslında o kaybetmekte olduğu kitle desteğinin daha da kaybedilmesi anlamına gelecektir. Ve o çöküş sürecin hızlandırılması anlamına gelecektir. Ve bir intihar eylemidir. Tabi bu intihar sadece PKK açısından değil, HDP açısından da geçerlidir. Olay duyulduktan sonra HDP sözcülerinin neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK ile oturup bu rehineler meselesini konuşmadı gibisinden ve bu işi hattatlılıkla çözmedi gibisinden yaptıkları açıklamalar aslında bir siyasi parti olarak HDP'nin Türkiye siyaset yelpazesinde bir yerinin olmadığının kendi ağızlarının itirafı anlamına geldi. Ve bu saatten sonra HDP'nin kendisini meşru bir siyasal güç olarak kabul ettirmesi kamuoyunda bu artık mümkün değil ve HDP'nin yani bir elinde sandık, bir elinde silah olan görünümüyle bir yasal parti konumunu sürdürmesinin de mümkün olmadığını artık bu saatten sonra ortaya koydu. Bir de böyle bir sonucu oldu. Kısacası 13 vatandaşımızın şehit edilmesi olayı gelecekte de PKK'nın çöküşe doğru giderken yaptığı intihar eylemi olarak değerlendirilecektir. Hatta bunu şöyle bir benzetme de yapabiliriz. Eroin bağımlıları bir noktadan sonra artık aldıkları eroinin miktarı kendilerini tatmin etmez ve bir altın vuruş yaparlar. En son yüksek dozda eroin alarak ölümle sonuçlanan bir altın vuruş yaparlar. Aslında bu 13 rehininin katledilmesi olayı PKK'nın altın vuruşudur. Ölümüyle sonuçlanacak olan altın vuruş. Teşekkür ediyorum.